Üzgünüm. Doğru olanı yaptı. Kağıda üzgünüm yazmakla özür dilenmez ki. Paris, sen var ya, sen tam bir ahmaksın. Doğru söylüyorsun. Sen gerçekten bir ahmaksın. Biz ne zamandır birbirimizden özür diliyoruz Paris? Paris, biz birbirimizle kavga ederiz. Evet. Hatta birbirimizle günlerce konuşmayabiliriz. Ama yine de aramızdaki bağ o kadar zayıf değil. Birbirimizden sözlü olarak özür dilememize gerek yok. Bu böyle devam etsin. Ne dersin? Hem biliyorum, bu yaptıklarının hiçbiri kasıtlı değildi. Evet, farkında olmadan beni çok kırdın. Ama asıl mesele, ben seni tanıyorum ve seni anlıyorum, değil mi? Ama gerçekten üzgünüm işte. O projeyi aldığımızı öğrenir öğrenmez aklıma Ruhan'a söyledikleri geldi. Ve ayaklarım otomatik olarak onun odasına yöneldi. Çok özür dilerim. Sen mutlusun. İşte önemli olan tek şey bu. Bencil değilim ben. Benim mutluluğumun yanında senin mutluluğun da çok önemli. Sus. Ben gidip Ruhan'a teşekkür ettim. Ama o teşekkürü sen de hak ediyorsun. Çünkü sen olmadan bu mümkün olmazdı. Hey! Neden sersemledin sen? Hem de benim yokluğumda nasıl becerdin? Üstümdeki kokudan bahsediyordum hala, o kadar. Öyle mi? Bakayım. Bu arada çok da kötü değil. Ama bundan güzeli de var. Başkasının kokusunda kaybolmak. Ah hala, bazen söylediklerin o kadar demode ki. Evet, bazen kulağa demode gelebilir. Ama gerçek bu. Bak, Miş de evden gidecek. Sonra? Ben biliyorum. Babaanneni diyeceksin. Ama kızım, daha ölümsüzlük ilacını bulamadılar. Babaannen hep seninle olmayacak. Söylesene. Sonra tek başına ne yapacaksın? Bak, senin hayatın benimki kadar hareketli değil. Bugün başkası, yarın başkası yani. Doğru cevap. O yüzden kızım, gel buraya. Bana kalırsa hayatta bir yoldaşının olması çok önemli. Hayır, onun seni tamamlayacağını söylemiyorum. Hiçbir kadının buna ihtiyacı yok. Ama sana iltifat eden biri, ona ihtiyaç var. Hı? Düşünsene, öyle biri olacak ki seni anlayacak, seni sevecek. Hı? Ve de bir şey söylediği zaman diyeceksin ki, işte bu. Bu karşımdaki doğru kişi. Mükemmel. Sonra da yanında olduğu zaman, işte her zaman sadece onu düşüneceksin. Kalbin eriyecek. Ne diyorsun? Böyle birini istemez misin? Sen beni dinliyor musun?
Hala, çok doğru söylüyorsun. Ben özgür bir kadınım. Ve kimseye ihtiyacım yok. Ne tamamlasın diye, ne de iltifat etsin diye. Ben bu şekilde gayet iyiyim. Ayrıca bu yeteneklerini kendine sakla. Çünkü sen bu alanda uzmansın ve benim bu konulardan anladığım falan yok. O yüzden. Affedersin. Yine de söylüyorum sana. Benim sözümü dinlersen sadece bu konuda değil, hayattaki bütün konularda zirvede olursun. Gerçekten ha? Tamam. Ama boş versene. Günümüz kızları hiç cesur değiller. Ablana baksana. Beni dinledi, meydan okumamı kabul etti. Hayır. Mişti mi? Hı hı. Mişti meydan okumanı mı kabul etti? Hı hı. Mişti onu öptü. Kimi? Viri değil mi? Aha. Ah! Viri öpmesinin neresi meydan okuma? Viri'yle istediği şeyi zaten yapar. Asıl eğlence nerede? Başkasını öpmesinde mi? İmkansız. Mişti bir başkasını mı öptü? Hı hı. Ve bana söylemedi mi? Aa. Böyle şeyleri kimseyle paylaşmamak gerekirim. Ama hala, ben senin gözlerim değil mi? Aha, evet. Lütfen söylesene. Öyle mi? Lütfen, lütfen, lütfen. Hadi, söylesene. Mişti kimi öptü? Hala? Hala, bu ne şimdi? Bana meyve suyu yapmamı söyledin ama sen burada dedikodu yapmakla meşgulsün. Bunu sana özel yaptım, içsene. Mişti, ne yapıyorsun sen? Meyve suyu mu içiriyorsun? Boğmaya mı çalışıyorsun ha? Merak etme hala. Asıl nefesi kesilen Mişti olacak şimdi. Sen bir erkeği öptün ve bana söylemedin mi? Benimle her şeyi paylaşıyorsun ama bu kadar önemli bir şeyi neden söylemedin? Gerçekten bunu nasıl yaparsın? Hey, halama bakma. Söyle hadi. Kimdi o çocuk? Barry. Söylesene, Mişti. Barry, söyle bırak. Lütfen, lütfen. Bilmiyor musun? Aramızda bu konularda en cesur olan kişi halam. Ben ne zaman cesur oldum? Ben... Hatta sana şaşırıyorum. Halamın söylediklerini neden ciddiye alıyorsun? Mişti, ne kadar alçak gönüllü oldun. Hayatında ilk defa cesurca bir şey yaptın. Şimdi söyle yani. Bunda utanacak ne var ki söyle. Söylesene lütfen. Ne cesareti. Ben de bileyim. Aslında benim için önemli değil. Ama Mişti'yi tanıyorsun değil mi? Ona havuza atlamasını söyle. Onun için o bile meydan okuma sayılır. Olabilir. Ama Mişti cesurca bir şey yaptıysa gerçekten öğrenmek istiyorum. Eşim ne kadar cesurmuş ben de öğrenmek isterim değil mi? Bir, gerçekten önemli bir şey değil. Biz halamla sürekli böyle boş muhabbetler ederiz zaten. Evet, öyle aslında. Bizim sohbetimiz de bitmişti. Sanırım ben artık eve gitmeliyim değil mi?
Ben de gideyim. Burada üçüncü tekerlek olmak istemem. Kesinlikle. Hadi. Size iyi eğlenceler, tamam mı? Bir dakika, Weir. Fala? Efendim? Fala, sen bana meydan okudun. Ben de o yüzden yaptım. Senin yüzünden başım belaya girecek. Lütfen, kimseye bu meydan okumadan bahsetme. Pariye bile. Anlıyorum. Ailelerimiz bizim için çok önemli. Ama bazen düşünüyorum da herkesi sıraya dizip tek tek... Weir, ne diyorsun sen? Ne diyeyim ki? Bizim yeni nişanlandığımızı ve mahremiyet istediğimizi anlamaları gerekiyor, öyle değil mi? Hem zaten... Artık üzerinde biraz hakkım var, değil mi? Miş, sen bize geldiğinde annemle babam hep evde oluyor. Burada da durum aynı. Az da olsa bir fırsatımız vardı. Ama ben topuğuma sıktım. Ruhan'ı buraya gönderdim. Ben seni en başta uyarmıştım. Şimdi sonuçlarına katlan. Aslında... Gerçekten önemli değil. Eğlence. Gizli gizli romantizm yaşamak, değil mi? Açıkta değil. Hem zaten çok az kaldı. Evlenince yalnız kalabileceğiz. Mişti? Artık günlerimi sensiz geçirmek zor oluyor. Ben sürekli senin... Hayalini kuruyorum. Senden başka hiçbir şey düşünemiyorum. Miş? Ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptım? Hayır. Ben üzgünüm. Pari ile halam hemen odanın dışındadırlar. Ve Anş'ı da tanıyorsun. Anş odalara kapıyı çalmadan girebiliyor. Hadi ama Miş. Biz düğünü öne alalım. İşkence bu. Gerçekten sensiz yapamıyorum. Bu olamaz, biliyorsun değil mi? Ama evet. Şöyle yapabiliriz. 2-3 günlüğüne bir yere gideriz. Sadece sen ve ben. Gerçekten mi? Gidelim hadi. Kapıyı açayım mı? Seni seviyorum Weir. Ben de seni seviyorum Miş.
Gidelim mi? Neden yapıyorsun bunu? Neden benden kaçıyorsun? Neden hep bana karşı kabasın? Bırak beni. Sensiz asla yapamıyorum. İnan bana işte bunu ben bilemezdim. Ama seni gördüğümde... ne zaman kavga etsek... kendimi sana yakınlaşmış ve ısınmış gibi hissediyorum. Sen Vir'le olduğun zaman... bunu kaldıramıyorum. Seni o anda oradan alıp uzaklara götürmek istiyorum. Sadece sen ve ben. Sen benimsin. Sadece benimsin. Thank you.
Benim sorunum ne böyle? Ben bunu nasıl düşünebilirim? Sadece benim değil, bir sürü insanın hayatı mahvolabilir. Hem Vir'e ihanet edemem. Benim gitmem gerek. Hepsi bu. Nasıl gideceğim? Ama burada da kalamam. Nasıl bir ikileme düştüm ben? Ne yapacağım? Aman Tanrım. Günaydın. Kahve? Bir fincan alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim. Harry, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Benimle mi? Evet. Kahveden sonra koşuya çıkalım mı? Çok üzgünüm ama ben gelemem. Neden? Sen kiracısın. O yüzden öyle kal. Böylesi... daha iyi. Mişti, sen dün halamla ne konuşuyordun? Bana söylemediğin mesele nedir? Hangi mesele? Şey işte, Virenişte gelince hepimiz susmuştuk. Hatırlamıyorum. Ama önemli bir şey değildi. Nasıl yani? Önemli bir şey değilse o zaman bana söylemen gerekmez miydi? Mişti. Yoksa para konusu falan mı? Ah, para önemli bir şey değil. Hem neden bu kadar geriliyorsun?
Aniden çok olgunlaştın değil mi? Bu Anş nerede? Futbol antrenmanına gitti. Ama şimdiye gelmesi gerekirdi. Ben bakarım. Aman tanrım, Anş sen, sana ne oldu böyle? Bu yaralar nasıl tanrım oldu? Anş, bunlar da ne oğlum? Ha? Babaanne bir şey sordu Anş. Nasıl oldu bunlar? Söylesene ne oldu? Söylesene. Anş! Oğlum ne oldu? Ailene de mi söylemeyeceksin? Bir şey yok büyük anne, lütfen bırak beni. Anş! Dinle lütfen. Bir dakika. Benimle gel. Benimle gel dedim. Ne oldu öyle? Bir şey olmadı dedim ya işte. Bırakın beni. Yalnız kalmak istiyorum. Böyle basit bir şeyi neden anlamıyorsunuz? Seni yalnız falan bırakmayacağım. Sesini çıkarmadan otur orada. Anladın mı? Teşekkürler. Temizlenmek istemiyorum lütfen. Bırakın beni. Kız meselesi değil mi? Öyleyse sen hiç merak etme. Ben de çok dayak yedim. Sorun yok. Benim sevdiğim kızı Vivek diye bir arkadaşım da seviyormuş. Kız da ona gitti. Yani kardeş kuralı diye bir şey yok mu? Herkes bilir. Bütün okul biliyor. Onu seviyorum. Yine de yani benim hiç sevgilim olamaz mı yani? Gel buraya. Yavaş biraz. Yavaş yapacağım. Yavaş yapacağım. Şimdi beni dinle. Senin olan hep senin kalır.
Kimse onu senden alamaz. Bu yolda zorluklar olacaktır. Ama enseni karartma. Yenilgiyi kabul etme yeter, değil mi? Biraz acıyacaktır, bir şey olmayacak. Sen öfkeli genç adam. Fena değil, hı? Yavaş yavaş. Bir kardeş kuralımız olsun. Ne olursa olsun bana güvenebilirsin. Hı? Belki de onunla konuşmanın doğru yolu budur. Şimdi biz erkeklerin bakış açılarını anlayamayız, öyle değil mi? Sorun yok kızım. Burada uyuyayım mı? Burada mı? Hı? Tamam, uyu hadi. Valiz mi? Bir yere mi gidiyorsun? Çıkarmadığın birkaç tane kalmıştı da onlar sadece. Sen uyusana, uzan hadi, dinlen. Tamam. Oğlumun bu kadar öfkeli olduğunu bilmiyordum. Çok mu acıyor? Evet. Teşekkür ederim. Benim anlatamayacağım şeyi ona belki de sen anlattın. Bugün fark ettim ki insanın ağabeyi olunca çok fark ediyormuş. Teşekkür ederim. Hayır. Tamam. Ne kadar küçük değil mi anne? Adını ne koyalım? Mori ile senin çocuğun, o yüzden adı da Ash olmalı.
Molly ile benim çocuğum. Anş. Anş? Anş. Beğendin mi? Hayat biraz güzel olmalı canım. Hı? Bırak bütün sorunlarını kenara ve al benim güzel çayımı avucuna. Teşekkür ederim. Hı, rica ederim. Bu aralar televizyonda reklamlar gösteriliyor. Yaşlılar bunu içince gençler gibi düşünüyor diyorlar. Tamam tamam, hayır yani demek istediğim insanın stresini almıyor mu? Hı? Sen de çayını iç ve merak etme. Nasıl merak etmeyeyim? Hayatım boyunca kızları düşünüp durdum. Hiç kendilerini yalnız hissetmesinler istedim. Hatta sofrada yedikleri lokma sayısı bile farklı olmasın istedim. Ama bu arada da Anş'ı unuttum. O da büyüyor, onun da bana ihtiyacı var. Bugün onu görmeliydin. Her yerinden kan akıyordu. Anş için gerçekten çok endişeleniyorum, hem de çok. Ah Radika, hayatımızda zaten çok sorun var. Yenilerini ekleme. Bak, kavga etmiş, dayak yemiş, sonra eve gelmiş. Erkek bu Radika. Büyürken böyle şeyler olur. Arnav'ı unuttun mu sen? Kaç kere kavga edip böyle eve gelmişti? Hatırladın mı? Hatırlıyorum. O kavgalar birkaç anlaşmazlıktan çıkmıştı. Anş kız meselesi için kavgaya karışmış. Bunların arasında fark var. Ben onu hiç bu kadar öfkeli görmemiştim. Kimseyle konuşmak istemedi bile. Şükürler olsun Ruhan durumu idare etti ve onunla konuştu. İdare mi etti? O zaman lütfen sakin ol. Arnav meselesine gelince, Arnav için de sürekli mişti ve parayla vakit geçiriyor diye endişeleniyordu. Ama ne zaman büyüdü anlayamadık bile, değil mi? Evet. Evet. Kız arkadaş konusunda da hiç sıkıntı çekmedi, travması olmadı çünkü iki arkadaşı vardı. Kız arkadaş. Hatta ona söylemekten yoruldum ama kız ve arkadaş kelimeleri arasındaki farkı kapat ve kız arkadaş yap dedim. Hatta sana şunu söyleyecektim. Aa! Öğrenmek istemiyorum. Öyle mi? O zaman buraya neden geldin? Sakinleşmek için. Beni anlayan tek kişi sensin. Ah Tanrım. Her seferinde böyle duygusal şeylerden bahsediyorsun. Neden yapıyorsun bunu? Gel buraya. Teşekkür ederim. Bana sorarsan boş ver bunları. Güzel bir ev partisi yapalım. Kaç gündür ortalık o kadar sakin ki. Hiç değişmeyeceksin, değil mi? Neden değişeyim? Alo efendim. Şey, aslında bugün biraz geç kalacağız. Aa, harika efendim. Aa, sağ olun, çok teşekkür ederim. Bence gidip ona teşekkür etmelisin Pari. Hatta ona ikimizin gidip teşekkür etmesi gerek. Değil mi? Girin. Ruhan, Anş'a baktığın için teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederim.
Sana söylemiştim değil mi? İyi bir çocuk. Bak, Anşla ne güzel ilgilendi. Sen söyledin diye teşekkür ettim ona, tamam mı? Yoksa onunla konuşmakla hiç ilgilenmiyorum. Tabii, tabii. Bak, onu hiç sevmediğim bir gerçek. Hiç sevmiyorum onu. Ama benim yüzümden onunla olan arkadaşlığın bozulsun istemem. Eğer onu arkadaş olarak istiyorsan, sana kalmış. Ve bence o kadar kötü biri de değil. Anş'la çok güzel ilgilendi ve o gece sana da çok destek oldu. Her şey yolunda. Gerçekten mi? Gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.